Sakara, inanma ne emini yalan dişahitlere, ne yalan tüccarı, hokkabaz avukatlara, ne de parlak surat, nur yüzlü, iblis ruhlu doğmuş olanlara. Sen kimsin be? Ben avukat Şeref Haktar. Vay 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 vay. Sırf sen için sofi sakalı bırakıp sana cübbe takmıştım. Sen ayık olasın, hipnozdan kurtulasın ve yetti gayri, gayri gayri ellerin havada oynayandan değil de oynatandan olur da belki kaza sen olursun diye amma oynamış. Merhaba Maliye Bakanlığı Erkan'ım. Merhaba, kolay gelsin efendim, iyi çalışmalar dilerim. Teşekkür ederim. Hanımefendi, içim bulmazsa ben Adana'dan geldim. Ne dedin bacı? Ne dedin? Vallahi kulağıma çok fena Kerim, billahi şaştım bacı, ben de kaldım bir kere, dinlemezsen beni 2023 2000'i diner, vallahi billahi bin bir bedene. Merhaba, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Gözlerimde İbrahim tam tavan, can kan hıraçta, radar 91'larda, Erepçili, Teyri'deyim, Havayol, Köprü ve Otobanda. Ben ne zeminim be bacım? Eşek kafama. Sayın Cumhurbaşkanı'na görüşüyorsanız ona söyleyin. Bu yeni kurulan devlete bayrak verdim. Beraber bayrak işine girelim. Tamam efendim. Teşekkür ederim. Ben size haber bekliyorum. Eşek kafama. Ve tanrım bilmiş mübarek kadire, göreve icraya nöbetçi ses vahiy karar. O da evde yatağa uyura ufura verir hizmet. Ay ay. Kıyar bekçisi bölmüş garibin uykusu. Sıcak atamamıyormuş garibin vahiy. Gözleri mahmur, mahmur. Bana vahim yastı mezar taşı yatağı cehennem yorganı azar olmuş sanki benden Anlatan adam mısın efendim? Kolay gelsin. Şikayet edin.
Şikayetim yani şikayetten şikayet ediyorum. Ben de şikayet ediyorum çünkü o kadar çok şikayet ediyorum ki şikayetlerim doğrusunu hiçbir şey yapamıyor. Ben burada en son elime kılıcı aldım. Şimdi sıkıp araya bir kendim geçecek bile mi? Beyandan mı arıyorsun? Evet. Tamam, ben size emniyeti aktarıyorum. Emniyet de istemiyorum. Ben anlamadım ki bu adamlar burada kendilerine alay vermişler ya. Ben size aktarıyorum. Atla kalın. Teşekkür ederim. Artık. İyi tuttuysam korudum. Yok işte. Vermiyor o sabahı. Değilsin kel bağlı. Ne olur. Gör şu talihsiz kulunu. Bir kerecik gör. Yoksa halim perişan. Ev gidecek yüzüm yok. Çarşıdan geçecek gücüm yok. Artık bir tek çarem kaldı. Şu mavi sulara kendimi atıp bu yalancı dünyanın çilesinden kurtulmak. Ambulansı mı oynatsak? Evet evet. Rüşvet almak için numara yapıyor galiba. İyi akıl ediyorsun. Bu iş bize pahalıya patlayacak ama... Başka çaremiz yok. Bir de Mahmut Ağa ile görüşelim. Nasıl yaparız? Nasıl yaparız? Yani bu iş nereye kadar gidecek? Nereye kadar gidecek? Cimre çarşı sarsanı vermeye diyeceksin. Onu biliyorum. Ayranını yazdım bu kadar. Onu biliyorum abi. Benim eşim. Ben tezahürdeyken şu kişi tarafından kaçırılmış uyuşturucu satıcılığı yapmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak her ne kadar nereye başvurduğunda bulunduysam da bu konuyla ilgili olarak hiç kimse işlem yapmamaktadır. Eşim rahatsız olduğu halde bile eşimden faydalanıp şu kişi tarafından eşim uyuşturucu satıcılığı yapmaktadır. Onun zorunu yapmaktadır. Eşim kandırılmıştır. Ben eşimin bu dakikadan o tutarında bu kadının sana bir faydası yok. Ama yok. Abi yok. Güzel. Dinen sana hiç faydası yok. Ya benim işim yok. Dinle falan işimiz yok bizim. Sen anlamadın. Anladım. Şimdi senin altın o kadınla senin bir ilişkin yok. Ama vicdani olarak anladın mı? Eşinin bu şarttan kurtarılmasını istiyorsun. Aldığım yere bırakayım bir çocuk. Benim aldığım yere yarın bir gün yakalandı. 19 sene yer aldı. 19 sene yer aldı. Hatırladın yok. Kaç yerden kaçtın? Ben aradım. Son amacım, son çare, son şans, son ümit, son mermi misali. Fırladım, atladım, beş parasız bir taksi ticariye. İstikamet, direkt ulu beşe. Saydım sapanımı, kendime nükleer silah. Ettim mühimata başlık, beş kuş, bir arslan ama hepsi oyuncaktan. Niye edettin bacım? Derman yoksa beşte, ya can almaya, ya can vermeye, çare yoksa hır çıkarıp, canlar kırıp, ciğerimden kebap ısmarlamaya. Görünce kıblem beşi, direkt hedef nişan aldım, hemen bir rekat namaz kıldım.
Sordum. Nerede tanrım? Yok burada. Bugün kutsal pazar. Sen yarın sabah erken gel. Sözle ettim itme. Gönderdim zor bela taksiciye vermeden 5 kuruş para. Bak sonra bir sürü babam. Ne parası? Ne parası? Ben Ankara'ya götürdüm. Beştepe'ye. Ya kardeş gittik de yani Beştepe'den bir hayır çıkmadı ki bize. Ben ilgilendim mi ki? Sanki hayır işim mi? Ben sanırım orada bir hayır çıkardı da ikimize yarayacak ama çıkmadı. Ya, ne olma sanki ortak mıyız? Beştepe hayırsı çıktı. Ortak mıyız? Kardeş ya ortak değiliz ama yani sonuçta oradan bir hayır getirdik ki faydalanma yaptık. Allah Allah. Niye? Akşam girdim bir dalaşına otelciyle ettim sabah. Hemen uçtum, direkt indim yine mübarek meşe. Oy oy! Nerede şans bacı? O da NATO zirve uçağı. Ne derman geldi bize, ne de ferman çıktı ola. Yanıyor, yanıyor, yanıyor ciğerim, yanıyor. Bacım vah 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 bu cehennem ne biçim? Karakolay'ın seyirme! Karakolay'ın seyirme! Hadi size yandım! Hadi size yandım! Hadi yandım! Hadi size yandım! Sen dersin bacı, bu acı sanki doğum sancısı. Yaşın yaşın! Karışın yaşın! Karışın yaşın! Karışın yaşın! Karışın yaşın! Seni bacım ettiler beni bir de zorla damgalı tam deri. Kaldım senden çaresiz. Nerede bu derman hiç habersiz. Ne vicdan ne iman. Hepsi yalan dolan filan. Yok balemde bana hayır. Nerede çoktur bela gelir. İlla kesin beni bulur. Vay vay. Tutsak olduk ama esirlikten kurtulduk.